Herkese günaydın. En son videomuzu kapattığımızda Güzel Vadide görüşürüz demiştim ama Güzel Vadiye giremedim. Daha ilerledim ben. Daha ileride farklı bir yere girdim. Orada uyudum. Güzelce dinlendik. Yola düştük. Telefonu düşürdüm. Videoyu kapatırken Güzel Vadide görüşürüz demiştim ama Güzel Vadi'ye giremedim. Oradan bayağı bir geçtim ben. Şu an Vidin istikametine doğru gitmekteyim. Severin'i geçtim. Severin'den sonra istikametimiz Vidin. Bükreş tabelalarını takip ederek buraya kadar gelebiliyorsunuz. Geçtiğimiz yolun bir kısmında artık gündüz geçeceğiz. Ve bu köy yollarını, tek şeritli yolları görme şansımız oldu. Dağ yollarını görmenizi isterdim ama orayı gece geçtik. Çok derin kıvrımlar var gerçekten. Calafat yolu, Kalafat yolu arkadaşlar. Ben videonun açıklamalar kısmında güzergahı tekrar yazacağım. Not almak isteyen arkadaşlarımız olursa not alabilirler. Ekran resmi alabilirsiniz, daha kolay olur.
bir köyden çıkıyoruz, başka bir köye giriyoruz. Görüyorsunuz köylerde de vatandaşlar yavaş yavaş hareketliliğe başladı. Saat şu an 6 suları. Haziran 2021 saat 6. Yol kenarlarında bisikletliler görebilirsiniz.
Şurada vidin tabelası var. Thank you.
Yaklaş. Abi. Ya gel. Ya ya ya. 10. Ha. Onun 30 yok. 10 yok. Salt. Tamam. Salt. Tamam. Salt. No no no. Salt. Salt. Du musst doch mal schauen. Ey, hab ich ja gut. Salt. Sind wir gut. Thank you.
Thank you.
Sofya istikametine gidiyoruz burada. Yol değiştirmeden Sofya. İstikamet Sofya. Bulgaristan gümrüğünden girdikten sonra istikametimiz Sofya üzeri. Sofya'ya kadar ilerliyoruz. Güzergahta değişiklik yapmıyoruz. Direkt Sofya'ya gidiyoruz. Zaten Sofra yine Sofya'yı bypass edip Sofya'nın etrafından dolaşıp Pazarcık, Felipe o taraflara doğru gideceğiz. Ben bir yol değiştirmek zorunda kaldım bu istikamette ilerlerken. O yüzden videoda kesinti olacak. Ama siz gümrükten ayrıldıktan sonra direkt Sofya istikametine gidiyorsunuz. Burası da Bulgaristan'ın tek gidiş, tek geliş yolları. Burada da uzunca bir süre yolculuk yapacağız. Ama işte gördüğünüz gibi çok aşırı bir yoğunluk yok.